Piyasa altında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağdaroğlu Grup Şirketler Genel Müdürü Kenan Aracı bugün bizimle. Kenan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Zaman Hocam. Tebrik ederim sizi de bu arada. 11. yılınızı kutluyorsunuz. Dün kutladığınız bildiğim kadarıyla. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca özelinde de size tebrik ediyorum. 2019 Medya Oscar'ları piyasa hattında ödül aldığınızı geçen haftalarda biliyoruz. Bu vesileyle bunu da iletmek istedim size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Bloomberg HT ailesi de aslında sizin gibi değerli konuklarla yayınlarını sürdürmeye şeffaf bir şekilde devam ediyor. O yüzden çok teşekkürler izleyicilerin ve konukların katkısı için diyelim biz de. Ve hemen sözü size vereyim. Şimdi tabii ki birazdan halka açık olan kısım konusunda daha detaylı konuşacağız. Çağdaroğlu Metal ve oradaki yatırımlarınız, ama grup şirketleri olarak aslında birçok sektörde varsınız. Ve pandemiyle beraber aslında en volatilitenin arttığı sektörler elbette metal tarafı oldu, inşaat malzemeleri oldu. O yüzden biraz orasıyla başlayalım. 2020 nasıldı Çağdaroğlu Grup için? Biz esasında 2020 yılına gerçekten iyi başladık. Özellikle ilk çeyrek bu noktada planladığımız, hedeflediğimiz doğrultuda ilerledik. Fakat bu Çin'de başlayan salgın hastalığın tabii ki Türkiye'de sirayet etmesi, sıçraması öngörüleri doğrultusunda bir takım risk analizlerini yaparak değerlendirmeler ışığında bu öngörülerimiz noktasında tespitleri yaparak 2020'nin özellikle ikinci çeyreğinde olası riskleri minimize etme ile ilgili olarak arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaları sürdürdük. Nitekim de ikinci çeyrekte bize bu salgın hastalık şiddetli bir şekilde yansıdı. Bunun da biz olumsuz etkilerini görmeye başladık. Her ne kadar ilk çeyreğe iyi başlamamıza rağmen. Özellikle bir üretim tarafında yaklaşık 700'e yakın bir çalışan olduğumuzu düşünürsek, yani üretimin devam etmesi anlamında olası sıkıntılarla ilgili olarak kurmuş olduğumuz komiteyle, hatta bunun ismi COVID-19 komitesiydi, ilgili departmanların başındaki arkadaşlar da kurduğumuz komitelerde buradaki riskleri minimize etmeye çalıştık. Bir risk yönetimi yaptık. Çünkü ileride olası kriz yönetimi yapmaktansa risk yönetimi yapmak suretiyle bu süreci daha rahat geçirmeye çalıştık. İkinci bizim için kriter noktası da, ikinci sıkıntı, olası sıkıntı noktası da bizimle iş yapan yurt içi ve yurt dışı firmaların olası yaşayacakları sıkıntılardı. Nitekim kapatmalarla birlikte özellikle Avrupa Birliği kapsamındaki ülkeler, ki bizim ihracatımızın büyük bir kısmını oluşturan tarafta ve Amerika kıtası, işte Amerika Birleşik Devletleri, aynı şekilde Kanada gibi ülkelerde de bu problemlerin artıyor olmasını da dikkate alarak bu doğrultuda iletişimimizi arttırarak veri akışını yakinen takip etmeye çalıştık. Peki burada özellikle Kenan Bey, 2020'de Çağdaroğlu Grup için pandeminin getirdiği en büyük yan etki ne diye sorsam? Yani grup şirketleri içerisinde hangi sanayi kolu en olumsuz etkilendi ve maliyet artışı ve belirsizliği en fazla nerelerde hissettiniz? Şimdi tabii alüminyum yeni bir, genç bir malzeme. Yaklaşık 100 küsur yıllık, yani 100 yıllık bir geçmişi var. Özellikle son 30-40 yılda başta inşaat sektörü olmak üzere kullanım alanları her geçen gün arttı. Aynı şekilde otomotiv sektörü, işte taşıma, ulaştırma gibi tabir ettiğimiz sektörler. Aynı şekilde savunmayla birlikte savunma sektöründeki kullanım alanlarının da arttığına şahit olduk. Tabii bu sektörler içerisinde alüminyum kullanımı itibariyle %40 civarında inşaat sektörüyle ilintili olduğu için bu ortamda bizi en çok etkileyen inşaat sektöründe bu salgın hastalığın küresel olması nedeniyle en çok etkilediği kısım oldu. Fakat diğer taraflarda toparlanma hızlı oldu. Özellikle otomotiv tarafında biz burada aynı zamanda tedarikçiyiz. Taşımacılık, ulaştırma, yani örneğin bir tır kasası, eskiden biliyorsunuz bunlar çift veya farklı malzemelerde yapılırken, özellikle bu karbon emisyon gazlarının azaltılması kapsamında taşımacılık sektöründe alüminyum kullanım oranı artmaya başladı. Bu taraflarda daha çabuk toparlanma oldu. Ama inşaat sektöründe özellikle iç tarafta faizlerin bundan önceki çeyrekte düşmesiyle birlikte ve bitmiş duran işlerin ve geciken işlerin bu kapatmalardan dolayı, sıkıntılardan dolayı 3. çeyreğin sonu ve 4. çeyrekte açılmasıyla birlikte
toparlanma yaşandı ama tahmin ediyorum 2021 yılında bu süreç bizim beklentimizin mevcut alınan işlerle birlikte üstüne çıkmasını sağlayacağını ümit ediyorum ben. Peki hemen buradan biraz isterseniz iç pazar ve ihracat ayrımını da yapalım izleyiciler için. Özellikle baktığınızda 2020'yi kapatırken bir hedeflediğiniz ciro, karlılık neydi? Ne kadar revize etmek durumunda kalacaksınız pandemiden ötürü 2020'nin geneline bakıldığında? Biraz rakamla bahsederseniz bir de gelirlerinizin içerisinde iç pazarın ve ihracatın payı nerede olacak geçen yılı kapatırken? Şimdi Güzem Hanım, biz tabii özellikle yıla dediğim gibi iyi başladığımızı dikkate alarak veya işte bu salgın hastalıkla olan sürecin bu kadar etkisinin olumsuz olmayacağını düşünerek mevcut işlerimizin yanı sıra öngördüğümüz, hedeflediğimiz pazarlardaki bir genleşmeyi de dikkate alarak yaklaşık 400'ü konsolide de bizim grup şirketi olarak değerlendirsek konsolide de 450 milyon civarında bir hedef koyduk. Bu yılı da çok büyük bir sıkıntı olmadığı takdirde 350-360 milyon civarında kapatacağımızı öngörmekteyiz konsolide de. Diyeceksiniz ki buradaki sapma nereden geliyor? Özellikle bizim iştirakimiz olan taahhüt firmasının yurt dışında ve yurt içindeki işlerde bu hastalık sürecinde işlerin durması veya önümüzdeki yaşanan ülkeye muhatap olarak yaşanan bir takım sıkıntılar, örneğin Azerbaycan'da, işte Ermenistan'da yaşanan savaş süreciyle birlikte bu işlerin yavaşlaması, durma noktasına gelmesi yaklaşık hedef olarak, yani koymuş olduğumuz hedef kapsamında 90-100 milyon civarında bir ciroda sapmaya iyi de beraberinde getirdi. Tabii ki bu mevcut alınan işler artı bu öngördüğümüz işlerin de 2021'e kayıyor olması, hatta 2000 Pardon, hep TL cinsinden bahsediyoruz, değil mi bu tabii rakamlarda? TL cinsinden bahsediyorum. Kayıyor olması önümüzdeki sene mevcut alınan işlerle birlikte yaklaşık 100 milyon TL civarında bir buradaki sapmanın, olumsuz sapmanın önümüzdeki seneye yansıyacağını da öngörmekteyiz. Faaliyet tarafında esasında yıla iyi başladık biz, dediğim gibi. Tabii bu tarafta da geçen yıla göre faaliyet karlılığımızda 9 aylıkta %23 civarında bir iyileşme oldu. Biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek ve özellikle dördüncü çeyrekte hem ihracat tarafında hem iç pazar tarafında işte faizlerin düşmesiyle birlikte oluşan olumlu tabloyla birlikte biraz daha bu tablo olumlu tarafa, özellikle faaliyet karlılığı tarafında yansıdı. Tabii ki bunun içerisinde emtia önemli bir rol oynadı. İhracat yapmamız sebebiyle emtiadaki aşırı volatilite, aşırı oynaklık, bir anda yükselmesi buradaki satış ciroları üstünde olumlu bir etki yaptığını da söyleyebiliriz bu kapsamda. Peki şimdi buraya baktığımızda özellikle zaten ilk 9 aylıklarda net kâr rakamı giderek arttı. Yani son açıkladığınız bilanço rakamı oldukça pozitifti. Bir de borçluluk tarafından ben izninizle sormak istiyorum. Toplam borç varlık rasyonunuz neredeydi 2019'un sonunda? 2020'yi bitirdiğinizde bu rakam nereye gelecek? Şimdi tabii biz bu noktada kendimizi güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Biz çünkü bu halka açılma sürecinde yapmış olduğumuz yatırımlar kapsamında kullanmış olduğumuz yatırım teşviki kapsamında kullandığımız kredilerimizin çoğunu kapatmıştık bu kurun ani yükselişi sırasında. Döviz Artı kredileri mi vardı orada ağırlıklı? Efendim? Döviz cinsinden Döviz kredileriniz var değil mi? cinsinden ve TL cinsinden vardı. Bunların hepsini kapattık. Şu anda şirket olarak baktığımız zaman bu kapsamda şirketimizin döviz kredisi bulunmamakta. Zaten bu bizim döviz kurunun ani artışından dolayı bu tabii bizim için pozitif bir yansıması oldu tarafımıza. Emtia tarafına gelince tabii bizim ham madde tarafı yaklaşık alımla, yani bizim ciromuz içerisindeki veya birim maliyet içerisinde %50-55 tutarlarını oluşturuyor. Genel olarak sektör de bu yöndedir. Riski azaltma anlamında genel anlamda nakit çalışır. Yani ham madde Londra Metal Borsası'na kote şeklinde tedarikçilerden, traderlardan alınır ve nakit olarak yapıldığı için de biz tabii bu ödemeleri nakit olarak yaptığımız için de kurun artışı veya emtialardaki artıştan olumsuz etkilenmedik.
Ayrıca iştiraki olan grup şirketimizin de özellikle almış olduğu taahhütlü işlerde avans belli oranlarda avans sözleşme doğrultusunda avanslı işe alıyor olması da bu noktada bizi bu en azından bu yaşanan türbülans döneminde olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Peki biraz isterseniz bu yılı da konuşalım. Özellikle kapa son dönemde duyurduğunuz aslında projeler, işler vardı. BIUFM Ziraat Bankası projesi Podyum Cepheleri. Öte yandan TCMB birinci etap Uluslararası Finans Merkezi kapsamında. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Hangi işleri aldınız? Hangileri 2020'de gerçekleşti ve bu yıl için daha çok 2021 için yatırımlar ve bu yıla kayan aslında gelir üzerinde pozitif katkı sağlayacak neler olacak? Şimdi tabii bahsetmiş olduğunuz bu işler tabii bu yıl içerisinde 2020 içerisinde alınıp 2021'e katkı sağlayacak işler. Biraz önce de bahsetmiş olduğum işlerin özelinde işte Ercan Kıbrıs Havalimanı gibi işte şehir hastaneleri, Kocaeli Şehir Hastanesi gibi aynı şekilde Azerbaycan'daki proje kapsamındaki işlerin de bu yıla yansımasıyla birlikte biz yani önümüzdeki süreçte yaklaşık 500 milyon konsolide 500 milyon hatta bunun üzerinde bir ciro hedefi olarak öngörmekteyiz. Tabii ki diğer taraftan baktığımız zaman bizim tabii ki bu riskleri yani özellikle bu COVID süreciyle birlikte gerçekten bizim tüm farklı yapı otomasyon tabir ettiğimiz işte otomatik kapı olarak nitelendirdiğimiz tarafa o sis bölme sistemlerine bir talep pergole tabirimiz kapatma sistemlerine talep oluştu pandemiyle birlikte. Bu tabii ki bize olumlu olarak bunu özellikle 3. ve 4. çeyrekte yansımalarını gördük. Yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde hem yurt içi hem yurt dışında tedarikçi firmalarla da oturup konuşarak müşterilerle de belli bir noktaya gelerek burada da bu hastalığın getirmiş olduğu bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. İkinci konu biz tabii özellikle Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde Çin'e bir kota uyguladı. Özellikle bizim de içinde olmuş olduğumuz alüminyum profil, ekstrüzyon profil üretiminde. Şimdi tabii bu hastalıkla birlikte bir Avrupa Birliği, işte kısmen Amerika veya bu coğrafyalarda buradan malzeme tedarik eden ülkeler veya firmalar alüminyumda üretim üssü olarak gördükleri Türkiye'ye yöneldiler. Özellikle bu olumlu yansımalar ikinci çeyrekten, üçüncü çeyrekten sonra sektöre sipariş olarak yansımaya başladı. Biz bunun bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. İkinci etkili unsur da özellikle Avrupa'da malzeme tedariği yapan firmaların gerek stok maliyetleri, gerekse navlun fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle daha az stokta daha çok üretme mantalitesinin de dikkate alarak olası belirsizlikleri de tabii ki dikkate alarak Türkiye'ye yöneldiler. Bunun da özellikle bu ekstrüzyon ürün kapsamında olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim şirketimiz için de geçerli. Sektör açısından da geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki baktığımız zaman alüminyum olarak yaklaşık 1.4 milyon ton civarında bir ham madde ihtiyacı var. Bunun yaklaşık %85-90 civarı yurt dışından enerjilerin ucuz olduğu yerlerden tedarik ediliyor. Bu yaklaşık %60 civarında da %55-60 aralığında da sektör ihracat yapıyor. Bizim de rakamlarımıza baktığımız zaman ihraç kayıtlılar dahil yaklaşık %60 mertebesinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu da esasında bir nevi doğal hedge yapma fırsatı da bize tanımış oldu. Bu noktada işte kurun artışlarından dolayı olan olası döviz borcumuzda olmadığınızı dikkate alırsak şirket rasyolarına olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Peki burada bir sorum olacak size. İç pazara dair özellikle fiyatların yükseldiği, ürün tedariğinin sıkıntı olduğu alanlar var. Burada özellikle bakıldığında metal sanayi tarafında, plaka tarafında, beyaz eşyada, otomotivde. Tabii birçok demir çelik şirketi var, birçok alüminyum şirketi var. Hani ihracat ağırlık veriyoruz ama iç pazarda sizce bir problem var mı ürün tedariği konusunda bu metal sanayilerde?
Şimdi tabii belki sektör sektör. Çünkü alüminyuma baktığınız zaman alüminyumda işte bizim de içinde olduğumuz eksizyon, profil, hatta dediğimiz levha tarafı da var. Bir de döküm dediğimiz kısım, bir de iletken var. Şimdi bunların tabii malzeme tedariği ile ilgili olarak zaman zaman bir takım problemler yaşandı. Ama baktığımız zaman genel anlamda özellikle hastalığın tepe noktaya ulaştığı dönemde gerek lojistik tedarik zinciri anlamında, ham madde tedariği tarafında bir takım sıkıntılar yaşandı. Ama bu tabii ki firmaların özelinde, özellikle bizim gibi üretim yapan firmalarda stoklarında belli bir malzeme, ham madde tarafında belli bir malzeme stoklarında bulunduğu için regüle edebildi. Yani bir regüle sağlayabildi. Ondan sonraki süreçte bu aşıldı. Ama en büyük sıkıntı özellikle demir çelik tarafında yaşandı. Bu galvaniz tabir ettiğimiz, bizim de zaman zaman tedarik edip uygulamalarda kullandığımız tarafta sıkıntılar yaşandı. Ani fiyat artışları ve buna paralel talebin de bir anda hareketlenmesi, açılmasıyla birlikte özellikle yurt dışı talebin piyasada belli bir dönem, Gizem Hanım, yaklaşık bu yanlış hatırlamıyorsam 4-5 haftalık bir süreçte bir sıkıntı yaşadık. Ama sonradan tekrardan bu tedarik zinciri tarafındaki rahatlamayla birlikte aşıldı bu problem. Peki sürenin sonuna geldik. Son birkaç dakikada ben hemen hissenin performansını da açayım. O tarafa bakıldığında özellikle son bir yılda yaklaşık olarak %120 gibi bir yükseliş yaşandı Çağdaroğlu hisselerinde. Ne dersiniz? Şu anki seviye gerçekten hani eder değeri mi değil mi sorusunu çok da yöneltmek istemiyorum. Sonuçta halka açık bir şirketsiniz. Piyasa belirliyor elbette eder değerini ama kimi zaman fazla spekülasyon oluyor ve çok yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Nasıl görüyorsunuz şu anki performansı? Şimdi tabii özellikle bu parasal genişleme ile birlikte ifade ettiğiniz gibi, yani bazı şirketlerin hisselerine özellikle parasal genişlemenin de katkısıyla paranın, işte faizlerin düşük olması ile birlikte yöneldiği alanlardan biri de borsa oldu, yani tüm dünyada. Tabii ki burada bir aşırı bir fiyatlama durumu olabiliyor, ama biz tabii geneline baktığımız zaman sektör olarak biraz önce de ifade ettiğim gibi alüminyum genç bir malzeme. Kullanım alanları her geçen gün artıyor. Bu özellikle bu hastalık sürecinde özellikle olumlu etkilendiğini düşündüğümüz emtialardan biri, yani alüminyum. Buna paralel bu sürecin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini biz öngörüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle işte taşımacılık, ulaştırma, yani trenden arabaya kadar, yani otomotiv sektörüne kadar, makine aksamına kadar, özellikle alüminyumun hani az bakım gerektiren geri dönüşümlü bir malzeme olması, özellikle doğadan metal haline geldikten sonra 20 kat daha az enerjiyle geri dönüşümlü halde tekrardan kullanılıyor olması kullanım alanlarını arttıracak. Bu noktada biz belki, tahmin ediyorum, yatırımcılar bunları fiyatlamış olabilir. Tabii ki bizim şirket özeline döndüğümüz zaman, yani alüminyumun dışında şirket özeline döndüğümüz zaman, yani biz özellikle bu süreçte biraz önce de bahsettiğim gibi, yani sadece alüminyum tarafı değil, bizim işte ofis bölümü tabir ettiğimiz, bu özellikle pandemi sürecinde o yapı otomasyonu tabir ettiğimiz otomatik kapılarda yurt dışında da çok büyük firmalarla anlaşmalar yaptık. Tabii ki bunların da olumlu katkılarıyla birlikte ileriye yönelik, yani şirket performansını da dikkate alırsak özelinde, daha iyi noktalara geleceğini öngörmekteyiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi şirket özelinde borçluluk oranı neredeyse yok. Yani, bu da tabii ki diğer önemli olan konulardan biri. Biz izahnamede belirttiğimiz üzere yatırımlarımızın büyük bir kısmını yaptık. Neyse ki bu süreç atlatıldıktan sonra özellikle şeye bakarsak, bu hastalık sonrasındaki sürecin, sağlık tarafının çözüldükten sonra işin sosyolojik ve ekonomik tarafını da dikkate de alırsak ve mevcut backlog'da bekleyen duran işlerle birlikte, devam eden işlerle birlikte, biz önümüzdeki sene yani %30-35 civarı bir öngörüyoruz. Bu da tabii ki herhalde değil mi? Yani biraz aslında sermaye güçlendirmeyi tercih ettiniz 2020'de ama tabii, 2021 için
Çok çok doğru ifade ettiniz. Esasında biz bugüne kadar halka açıldıktan sonra bizim politikamızda bu zaten var. Yani bizim gelirlerimizin %30'unu biz her sene planlı şekilde dağıtmayı öngörüyorduk. Fakat bu sene yani bu hastalıktan, geçtiğimiz sene hastalıktan dolayı istisna oldu. Malum bütün şirketlerin konsantrasyonu özellikle nakit akışı anlamında oraya odaklanması gerekiyordu. Biz de bu kapsamda dağıtmadık ama önümüzdeki süreçte planladığımız şekilde minimum %30 civarında bir temettü dağıtım politikasını tekrardan gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. İyi bir sene olsun. Çağdar oldu grup içindeki 2020.